sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'ın illerine, Hakk'a giden yollarına, Hakk'ın andillerine kurban olam Resulullah'a. Hakk'ın andillerine kurban olam Resulullah'a. Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Anda ravzasına varsam, selatu selamı versem, anda canım feda kılsam, Nur Muhammed Mustafa'ya. Anda canım feda kılsam, Nur Muhammed Mustafa'ya. Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ebu Bekir Sıddık ile, Ömer Osman Ali ile, ol mübarek sahabe ile, kurban olam Resulullah'a. Ol mübarek sahabe ile, kurban olam Resulullah'a. Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'ı bir görseydim, ravzasına yüz sürseydim, anda ben fena olsaydım, kurban olam Resulullah'a. Anda ben fena olsaydım, kurban olam Resulullah'a. Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Aşığım yüzüm karası, sil Muhammed Resulallah. Dertliyim derdime derman, bul Muhammed Resulallah. Bin günah ki işlemişem, onu kimse işlememiş, yazılı defter içinde, sil Muhammed Resulallah. Yolcu oldum, yola düştüm, elim boş yüzüm kara, yüzümün karasını sen sil Muhammed Resulallah. Selavat getirin vacibdi. Kardeşlerim, selavat getirmek üzerimize inşallah vacip. Ehli dünya milçekmiştir gözlerimin nuruna, ne edeyim görmez cemalin, sil Muhammed Resulallah. Bin günah ki işlemişem, onu kimse işlememiş, yazılı defter içinde, sil Muhammed Resulallah. Aşkın düşmüş bu özüme, uyku girmez şu gözüme, aşık oldum nur yüzüne, gül Muhammed Resulallah. Bin günah ki işlemişem, onu kimse işlememiş, yazılı def
ter içinde sil Muhammed Resulallah. Bana dünya aleminde aç yüzünü bir göreyim. Gören aşık hakkı için ben de görsem Resulallah. Bin günah ki işlemişem, onu kimse işlememiş. Yazılı defter içinde sil Muhammed Resulallah. Hak üç. Hak üç. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır ne de keder, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Bastığım toprak yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, Mekke gönül onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitmiyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihimel mu'minun. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih. La nuferriku beyne ahadim min rusulih. Ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله razı olsun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Velakibetilil muttagin. Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulübina Muhammed. Sallu ala şefi zünübina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Şid, seyyidina İdris, seyyidina Nuh, seyyidina İbrahim, seyyidina İshak, seyyidina İsmail, seyyidina Yakup, seyyidina Yusuf, seyyidina Musa, seyyidina Harun, seyyidina Yuşa, seyyidina Üzeyir, seyyidina İsa, seyyidina Zekeriya, seyyidina Yahya, salavatullah ve selamu aleyhim ecmain. Allah'a azimşan, uzaktan yakından teşrif edip Hakk'ın rızasını tahsil etmek isteyen şu muhterem kardeşlerimin İki cihanını aziz eylesin. Tuttuklarına altın, işlerine asan, rızıklarını tayyip, akıbetlerimizin iman ve kemaletle nasibi müessen eylesin. Nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, şerli kavimlerin şerrinden, dünyanın şerrinden cümlemizi Rabbim Teala muhafaza eyle. Münker nasibi müyesser eylesin. Kabrimizi pür nur, akıbetimizi hayır, cennet ve cemalini hepimize müyesser kılsın. Kıymetli kardeşler, bugün herkesin başında olan nefsin ne kadar azgın olduğunu, insana helaka nasıl götürdüğünü, yalnız insan değil, kavimlerin, milletlerin, topluluğun dahi akıbetini değiştirdiğini, şeytanın nefse yardım ettiğini, ne kadar hak peygamber, ne kadar Allah dostları gelse bu iki düşmanın şerrinin ne kadar büyük olduğunu göstermek için huzuru aliye Hud aleyhissalatu vesselamın kıssasını getirdim. Faylandığımız eser Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi 6 cilt, bu elimizdeki 2. cilt. 6 ciltte 20 küsur peygamberin bu eser menkibesini bizlere nakletmiş. Hud aleyhisselam öyle büyük bir mesele ki insanla aza aza kafir olabileceği, en yüce peygamberleri dahi dinlemeyeceği, şeytanın yardımıyla, gönül rızasıyla helaka koşacağını bu büyük âli kıssada kardeşlerimize biiznillahi teala nakletmeye çalışacağız inşallahu teala. Anlatanın şeriyete göre anlatmasını dinleyenin hakikatleri kavrayıp nefsini cümlemizin ıslah etmesini Rabbim nasibim müessel eylesin. Amin.
Hud aleyhisselam, Hud aleyhisselam, bir daha tekrar edeceğim. Hud aleyhisselam, Yemen'de bulunan Ad kavmine gönderilen peygamberlerden, Nuh aleyhisselam'dan sonra insanların hidayetini kuvvetlendirmek için, Allah'ın ipine yapışmak için Cenab-ı Hud aleyhisselam nebilerdendir. Hud'un ismi Abdullah'ın oğlu, Halut'un oğlu, Sam'ın oğlu, Hazreti Nuh'un oğludur. İsmi şerifi Hud olup Nebiyullah'tır. Mübarek Hud aleyhisselam yumuşak başlı, çok sakin, ruhsat sahibi, sus ve sükûne kavuşturmak için Allah-u Teala'nın gönderdiği azim bir peygamberdir. Hud aleyhisselam Ad kavminin yaşadıkları diyarda Yemen ile Aden arasında, Umman arasındaki Ad kavmine Hazreti Hud aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Hud peygamberin saadetli babası Abdullah radiyallahu teala anhum bir gece rüyasında sırtından bir nur çıktığına, gizliden bir ses, ey Abdullah kalk, amcanın kızı ile evlen, böyle emroldun hitabını duyunca kalktı, amcasının kızına talim oldu. Amcasının kızı Mercane, Hazreti Abdullah Hud'un babası Mercane validemizle evlendi. Bu saliha evlilikten Cenab-ı Hud aleyhisselam dünyaya teşrif etti. Hud aleyhisselamın rahmetli validesi Mercane annemiz hamile olduğu zaman bir peygamber annesi olduğu için pek çok harikulade, pek çok aziz, pek çok mübarek, pek çok latif nurlara sahip oldu. Şöyle ki, hamile olduğu gece yırtıcı hayvanlar, kuşlar dahi her şey annemize Hud peygamberin hamilelerini müjdeledi, tebrik ettiler. Annemiz hamile kaldı, gecenin sabahında kalktı. Allah bir kulunu severse ne gibi yüksek nimetler, ne kadar büyük âli devletler gönderdiği, nasip ettiği şu müjdelerden belli. Validesi kalktı hamile olduğu gecenin sabahı, etrafında bulunan ağaçlar yeşillendi, çiçekler açtı. Hiç mevsimi olmadığı halde çeşit çeşit bir günde o mübarek ağaçlar Rabbimizin emriyle değişik meyveler halk etti Rabbim. Ne zaman ki Hud aleyhisselamın doğumu yaklaştı, ona itaat edilmezse sizin helakınız yakındır hitabı semadan birkaç defa cemaatin duyacağı şekilde
haber verildi. Hazreti Hud aleyhisselam Cuma gecesi doğdu. Günlerin en efdali, yaratılmış günlerin seyidi, ümmeti Muhammed'e ikram edilen Cuma günü Cenab-ı Hud aleyhisselam dünyaya teşrif etti. Allah-u Teala kalplerde bir peygamber gelmesinin sevincini o kavme Rabbim duyurdu. Fevkalade güzel, fevkalade bebekliğinde nurani, yaratılmış insanların en eşrefi, fahri kainat aleyhisselamın nuru, Hud aleyhisselamın alnında tecelli etmeye başladı. Eski kavimlerden kalanlar bu çocuğun bir peygamber olacağını yakinen hissettiler. Çehresi yaratılmışların en güzeli, akıllı en kamil, mükemmel idi. Bir gün namaz kılıyordu Hud aleyhisselam. Namazdan sonra Mercane ismindeki validesi, yavrucuğum bu ibadet kimin için, kime ibadet ediyorsun? Çünkü kavmi namaz kılan bir kimse görmedi. Putperest bir kavim, puta tapıyorlar. Cenab-ı Peygamber Hud aleyhisselam Cibril aleyhisselamla peygamberlik müjdelendi. Hazreti Cibril aleyhisselam namazı öğretti. Nuh aleyhisselama nazilli olan İslam'ın akidesini Hazreti Hud aleyhisselama nakletti. Onun için rahmetli devletli validesi Mercane Hatun, yavrucuğum bu ibadet kimedir? Hiç namaz görmedi annemiz. Kimin içindir? Bizim görmediğimiz bir ibadet ile muttasıf oldun. Ey ciğerparem, bu kıldığın namaz nedir? Namaz olarak bilmiyor, bu ibadet nedir? Cenab-ı Peygamber, bu ibadet ilk defa Adem aleyhisselam'a, Şit aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam'a, İdris aleyhisselam'a emredilen namazdır. Peki kime ibadet ediyorsun? Beni ve her türlü mahluku yaratan Allah-u Teala Hazretlerine ibadet ediyorum. Yani herkesin ibadet ettiği putları bırakıyor musun ciğerpare? Putlara ibadet etmiyor musun? Ey anneciğim, o putlar kimseye hiçbir fayda, kimseye hiçbir zarar vermeyen şeytanın kandırmasıyla müşriklere güzel gösterilen, süslü gösterdiği putlardı. Ne hayattakine bir fayda verir, ne de kabirdekine bu putlara tapmak hiçbir fayda vermez. Ben mütevellim, bütün mükevvenatın Halık'ı Allah-ı Azimşan Hazretlerine ibadet için namaz kılıyorum buyurdu. Çünkü bütün mükevvenat Allah'ın azametinin eseridir. Hazreti Bediüzzaman Said'in Husi Allah-u Teala'yı üç şey bize gösterir buyuruyor Hazreti Üstad Bediüzzaman. Bir, gönderdiği peygamberler. İki,
peygamberlere gönderilen kitaplar, sayfeler. 3. 18 bin alemi içine alan mevcudat, mükevvenat, nebatat, hayvanat, insanlar, cinler Allah'ın vahdaniyetini gösterir. Anneciğim, ben hiçbir faydası olmayan putları değil, her şeyin mevcudatını halk eder, bütün alemlerin Rabbine namaz kılıyorum buyurdu. Bunun üzerine devletli annesi sarılarak, yavrucuğum sen bildiğin şekilde ibadetine devam et. Muhakkak ben sana hamileyken, 2. doğumun esnasında, hala 3. şu anda öyle garip, öyle hikmetli hadiseler görüyorum ki, sen ulu bir yaratık olarak gönderildin. Muhakkak Allah-u Teala sana çok azim bir hakikat verse gerektir buyurdu. Sonra devletli annemiz Mercane Hatun buyurdu ki, doğum yaklaştı, pek çok vadiyi dolaştım. Bu esnada doğacak çocuğa bir zarar gelmesinden korktum. Bir cuma gecesi sen doğunca endişelerimin yersiz olduğunu, sende teşekkür eden nur-u ilahi, doğumundaki fevkalade haller senin aziz bir insan olacağını gördüm, bildim, Rabbime şükrettim buyurdu. Evladım, ben seninle beraber gidiyordum. Çok heybetli bir mübarek zat çıktı. Seni benden aldı. Hiç görmediğim beyaz yüzlü nurani kimselere teslim etti. Bir müddet seni alıp götürdüler. Sonra geri getirdiler. Yüzündeki nur çok artmış. Pazularında yemyeşil yakutlar konulmuş. Allah'ın azametini sen de temaşa ettim. Ve bana müjdelediler ki bir sesle, Allah-u Teala seni beşeriyete peygamber olarak gönderecek. Bu müjdeyi işittim. Çünkü sevincim kat kat arttı. Bu gördüğüm hallerin nurani olduğunu keşfettim. Çünkü şeytani haller bu hale girmesi mümkün değildir. Muhakkak Rahmanidir. O gördüklerim meleklerdir. Sen yanlış bir halde olamazsın. Onun için ya gözümün nuru hud, Allah-u Teala'ya ne şekilde ibadet etmek istersen öylece ibadet et buyurdu saadetli validesi. Tabii Allah-u Teala o insanın peygamber göndereceği hakikat olunca Hud aleyhisselamın dünya ile alakası kalmadı. Dünyaya meyli bitti. Devamlı ibadetle meşgul oldu. O derece bir ibadete yükseldi ki hiçbir şey onu dünya haleti Allah ibadetten bir saniye bir saniye geri bırakmadı. Ne zaman ki Nuh aleyhisselamın kavmi helak oldu, gemiden daha önceki haberlerde 83 kişi binmişti. O 83 kişi Allah-u Teala Hazretlerinin kudretiyle yeryüzüne çıktılar.
Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından Ad, Yemen'de, Hadramut bölgesinde, Ümran ile Umman ile Aden arasında Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Ad kavmi çoğaldı. O beldeyi bir memleket haline getirdiler. Onun için Ad isminden bu kavme Ad kavmi ismi verildi. Bu kavim Allah'ın hikmeti gayet uzun boylu insanlar, iri cüsseliler, tutuğunu koparan cinsten çok kuvvetli kimseler idi. Yeryüzünde onlardan daha uzun boylu, daha iri yarı bir kavim gelmemişti. Ömürleri çok uzun, bedenleri çok kuvvetli, çok becerikliler. Yaşadıkları yerin toprağı çok verimli, yağmurlar çok fazla yağdığı bir ülke idi. Her taraf yemyeşil, bağlar, bahçeler, etrafta rengarenk çiçekler, göz alabildiğine çeşit çeşit meyve ağaçları vardı. Adım başı pınarlar, dikkat, adım başı pınarlar, akarsular, İrem bağları tabir edilen dünyanın en mutlu, en güzel, en âlâ yaratılmış bir ülkesi idi. Ad kavmi büyük kayaları bulunduğu bölge, büyük bir kayalık arazi. Ad kavmi kayaları yontar, direkler meydana getirir, camilerin sütun direkleri gibi. Bu kavim bu direkler üzerine binalar yaparlar, bağlar, bahçeler, güzel havuzlarla donatırlar idi. Bütün güzellikler sanki Ad kavmine verilmiş gibi bulunuyor idi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra 8 asır geçti. Ad kavmi Nuh Aleyhisselam'ın gemiden çıkan tevhid üzere Allah'a ibadet ve taat eden insanlar yavaş yavaş uzaklaşmaya, kaybolmaya başladı. Onun yerine Ad kavmi bozulmuş, çeşitli fitnelere girmiş, değişik fesatlara bürünmüşler idi. Nuh Aleyhisselam'ın tufanını görenler, ahirete gittiğinden, vefat etmiş olduklarından, Nuh Aleyhisselam'ın tufanının tesiri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Şeytan dünyayı süslü gösterdi. Dünyada ebedi kalacak insan gibi onları kandırdı. İnsan nefsi Allah'ı unutursa, peygamberlerin emrini dinlemezse ne kadar azgınlıklara gireceği yavaş yavaş Ad kavminde, bozulan bu çirkin kavimde görülmeye başladı. Boy ve kuvvetlerine güvenen, elindeki nimetlerin çokluğuna bakarak azgınlaşan, Sure-i Fussilet 15. ayeti celile meali, azgınlaşan, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanlar, bizden daha kuvvetli kim vardır ki diyenler
Suri Fusilet alt kavminde çoğalmaya başladı. Nimetler sayısız çok ama insanlar azgınlıklarını terk etmedikleri için Allah-u Teala'yı unutmaya başladılar. Bütün alemin yaratıcısı Rabb-i Teala Hazretleri akıllarına gelmedi. Zannetti ki o kavim her şey insanın gücünden meydana gelir. İnsanlar çalışırsa dünyayı cennet misali güzelleştirir. Bu inançla Ad kavmi Allah'ın azametini unutmaya başladılar. Samet, Samut, Sada, Heba isminde putlara tapmaya başladılar. Putlara başlayınca, hak dinin hakikatleri kalplerden çıkınca zulüm başladı. İşkence etmeye insanlara başladılar. Öyle zalim, öyle bir gaddar kavim oldular ki güçlüleri, zayıfları eziyor. Onların yanında zayıf insanlar eğlence vasıtası haline geliyor idi. Merhamet kayboldu. Her şey dünyadaki nimete, insanların kazandığı kabiliyete, çalıştıkları emek ve sahaya itimat edilir bir hale geldi. Yüksek binalar yaptılar. Kayaları, demin de arz ettiğim gibi İstanbul'un büyük camilerindeki sütunlar, direkler gibi kayaları kestiler, oydular. Kayaların üstüne o kadar büyük, güçlü binalar yaptılar ki insanlar, seyredenler hayret içinde kalıyorlar idi. Güçlü olanlar Allah korkusu kaybolduğu için zayıfları tutar, işkence ile öldürürler idi. Güçsüz, korunmasız olanların hamisi, sığınağı yoktu. Etrafı fesat kavramış, kötülük alabildiğine artmış, dini kemalat mefhumundan bir karınca kadar bir şey kalmamış idi. Zulüm ve sapıklık akıllı ermez derecede ileri gitti. Herkesin gelip geçmekte olduğu yollara levhalar koydular. Ama ne çare ki bu levhalara yanlış adres yazıyorlar idi. Levhalara bakan gidecekleri yeri bunu doğru bir haber sanan insanlar çöllere düşüyor. İşkence içinde kalıyor. Ad kavmi kızgın çöllere giden bu insanlara açlık susuzluklarından perişan bir halde düşmüş bu insanlara kırda bayırda kuşlara, kurtlara yer olmasına, kuşlara, kurtlara yem olmasına sebep oluyorlar ve bu vahşetten çok kötü bir lezzet alıyorlar idi. Kıymetliler, bunu kasten satır satır okuyarak anlatıyorum. İnsan nefsi, Allah duygusu kaybolursa azgınlık ne derece gideceğinin misalini hepimize göstermek istiyorum. Nefse uymamak, şeymamak, sana kapılmamak, zalimlerin zulmüne iştirak etmemek her birimizin İslam'ın, imanın emri olduğunu unutmamak için ince ince
kardeşlerime naklediyorum. Merhamet duygusu kayboldu. Canilik, zulüm duygusu olduğu gibi arttı. Güç ve kuvvetliler, garipleri, maddi imkanı küçükleri, fakir fukarayı haksız kullanır, bundan büyük bir zevk alırlar idi. Tabii Allah korkusu, iman muhabbeti, İslam sevgisi, şefkat ve merhamet kalplerden çıkınca bu kavmin yaptıkları normal bir halde idrak edilmesi kolaylaşıyor. Komşu kabileler alt kavminden şikayet etmeye başladılar. Yaka sürttüler. Komşu kavimlere hücum ediyorlar. Eline geçirdiği malları gasp ediyorlar. İnsanları çekip getiriyorlar. Esir ediyorlar. Çeşitli zulümle en güç işlerde çalıştırıyorlar idi. Şükür gitti. Nimetleri tanıyıp hürmet kayboldu. Bağlar, bahçeler, tarlalar, mahsul o kadar bereketlendi ki onlar bu nimeti kendi emeklerinden olduğunu zannedecek bir kanaatta vasıl oldular. Tabii bu kadar bolluk, istediği gibi haksızlık, zulüm yapmaya başlayınca bunları gurur kapladı, kibir kapladı, çeşitli akla fikre gelmeyen eğlence ve sefahat yolu alabildiğine genişledi. Ulu binalarda bir ihtişam içinde yaşıyorlar. Oyun, eğlence ile vakit geçiriyorlar idi. İnsanlık değeri kaybolmuş bu kavim etrafta dehşet saçtığı gibi kendi vatanları içinde halk birbirinden çekinir, haksızlıklara kurban gitmekten korkar hale gelmişlerdi. Başlarında Halcan isminde zalim bir kral da bulunuyordu. Halcan. Halcan ismi. Allah'a azimşan bu kavmi helak etti. Nuh aleyhisselamın tufanından sonra ilk helak olan kavim Hud aleyhisselamın kavmi oldu. Bundan sonra Salih aleyhisselamın kavmi diğer kavimler yeryüzünü doldurdular. Allah-u Teala hayattan yoksul, taşkınlıkların her çeşidini yapan, zulüm ve haksızlıkları keyif ve eğlence haline getiren bu kavme hidayet ulaşsın için Hazreti Hud aleyhisselamı bu kavme peygamber gönderdi. Cesetleri çok iri, boyları çok uzun, zulümleri şiddetli, pazuları kuvvetli, nimetleri gayet bol bu kavme Hud aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Siz de takdir ederseniz Hud aleyhisselamın çekeceği sıkıntı, uğrayacağı musibet şimdiye kadar anlattıklarımdan anlaşılmış oldu. Hud aleyhisselam kavmiyle işbirliği, aynı ülkede yaşamak, aynı kanı taşımaktan başka
hiçbir birlik beraberliği yok idi. Yani Hud aleyhisselam kavmin bir kuluydu, bir aşiretin evladıydı. O kavim içinde yaşıyordu ve fakat peygamber olan zat-ı kibriyanın mübarek peygamberi hiçbir müşterek nokta olmadan bu kavme, zalimler ülkesine, dinsizler diyarına gönderildi. Kitap diyor ki bu bakımdan Hud aleyhisselam kavminin insanlık cihetiyle müşterek hiçbir şeyi yoktu buyuruyor. Hud aleyhisselam ahlakça en güzel, cemalce en parlak, Yusuf aleyhisselam'a çok benzeyen, Adem aleyhisselam'a çok benzeyen, Muhammed aleyhisselam'ın nurunu, cazibesini zatında taşıyan çok âli bir peygamber idi. Allah şefaatine nail etsin. Yalnız siz de takdir edersiniz, bu kavimde Hud aleyhisselam ne musibetler çekeceği ortaya çıkmış oldu. Hazreti Hud aleyhisselamın anında parlayan Resulullah'ın nuru bazen hitabı gaybiyle, ey Hud, senin anındaki nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in anında teşekkül edecek hidayet nurudur. Sen putları kırmak için, küffarı öldürmek için, küfür ateşini söndürmek için gönderildin hitabı konuşmasını duyardı. Peygamberlik ne kadar kutsi, ne kadar ulvi, ama insanın nefsi hakkı tanımazsa, Rabbil İzzet'in fermanına uymaz, fermanına uyar. Şimdi anlattığımız fitneler o insanlardan, o topluluktan meydana geliyor. İsmi şerifi Muhammed aleyhisselam gibi Hud, peygamber, Emin aleyhisselam ismini iman edenler kullanmaya başladılar. Bir peygamber yaratılışıyla gönderildiği için kavminin haline bakıp çok şiddetli ızdırap çekiyor, baktıkça üzülüyor, müdahale edemiyor, karşı gelemiyordu. Yani peygamberlik verilmeden önceki devirde 40 yaşına girdi Hud aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam her peygambere geldiği gibi Hud aleyhisselama da geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Cibril aleyhisselamın şefaatini, duasını hepimizin üstünde daim kılsın inşallah. Bütün yaratılmışları en seyidi, en ulusu Hazreti Cebrail aleyhisselamdır. Hud aleyhisselama gelip vahyetti. Ey Hud, Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri seni bütün kavmin içinde seçti. Seni alt kavmine peygamber gönderdi. Onlara git, kendilerinden korkma. Allah-u Teala seni her zor müşkül durumda elbet azametiyle korur. Sakın onlardan çekinme. Azgınlardan ürkeklik yapma. Zira Allah'ın nusreti
gücü, kudreti seninle beraberdi. Allah cümlemize de rahmet, merhametini üstümüzden eksik etmesin. Rabbim buyuruyor, la hub, sana değişik mucizeler Allahu Teala ikram edecek. Kavmi çok zengin olduğunu arz ettim. Hükümdarları, ileri gelenleri altın tahtlar üstünde oturuyordu. Bu kadar ihtişamlı, bu kadar azametli bir kavim. Rabbim Teala buyurdu, yahut kavmine söyle, onlara gökten çok bol rahmet indirdim. Yerden çeşit çeşit akla hayale gelmez nimetler gönderdim, çıkardım. Rızkını benden yiyorlar. İhtişamı, azameti nefislerinden biliyorlar. Onlara kudretimi naklet. Peygamberimsin, hak ve hakikati anlat buyuruldu. Hazreti Hud aleyhisselam kavmine toplandıkları yere mübarek peygamber geldi. 40 yaşında, 40 sene kavminin melanet, zulüm, taşkınlık, isyanını seyretti. 40 sene bu zulme şahit olan bir peygamber kavminin arasına geldi. Öyle zengin insanlar vardı, altından tahtlar üstünde oturuyorlar idi. Melikleri Halcan, ismi Halcan. Halcan kavminin ileri gelenleri arasında oturuyor idi. O gün kendi itikatlarına göre putperest kavim olarak bayram günleri idi. Putperestlerin bayram günü. Mübarek peygamberin sesi çok gür, çok tane tane, çok belagatla konuşmaya başladı. Ey kavmim, benim ve sizin Rabbiniz olan Allahu Teala'ya ibadet edin. La ilahe illallah. Ondan başka mabut yoktur. Gördüğünüz bütün mükevvenat onun kudretiyle yaratmasıyla idi. Siz Allah'ın yarattığı bu mülkün nihayetsiz lezzetlerini kendinizden zannediyorsunuz. Eğer böyle giderseniz Allahu Teala'nın kahrına, gazabına uğrarsınız. Putlardan vazgeçin. Bilmiyor musunuz? Nuh aleyhisselamın kavmi putperestlik yaptığı için suda gark oldular. Dilerim Allah'tan Rabbim size göstermesin. Bu putları terk etmezseniz Nuh aleyhisselamın kavminin başına gelen bela, musibetler size de gelir. Gür sesiyle peygamberliğin verdiği azametle, Allah'a güvenip dayanmadaki secaatla kavmine hitab-ı ilahiye ile hitap etti. Halcan, bu ses kimindir? Ne konuşuyor bu zat? Getirin. Halcan'ın yanına Hazreti Hud aleyhisselam'ı çıkardılar. Aynı hakikatleri azgın kral, Nemrut kral Halcan'a Hazreti Peygamber tebliğ etti. Ey Hud,
Sen kavminizin arasında çok itibarlıydın, çok saygınydın. Biz sana emin diyorduk. Şimdi sen bizim putlarımızı bırakıp hiç bilmediğimiz bir Allah'a mı ibadete çağırıyorsun? Küfür ne kadar zor. Kıymetler, küfür ne kadar zor. Biz bu kadar kalabalık bir cemaatiz. Sen bizden hiç mi korkmuyorsun? Bizden daha mı güçlüsün? Bizi unutma. Her gün, her gecede 1000 tane çocuğumuz doğar. Halcan, böylece Hud aleyhisselama isyanı kral olarak gösterdi. Zannetti ki Hud aleyhisselam kavmi iman edecek, ibadet edecek. Her gün yahut bizim 1000 tane çocuğumuz dünyaya gelir hitabıyla Hud aleyhisselam ilk defa Allah'a niyaz etti. Ya Rabbim, bunların meydana gelecek çocukları senin azametine, rahmetine muhalif küfür içerisinde yaşayacaklar. Ya Rabbim, şu halcan kafirinin övündüğü, her gün 1000 tane çocuğumuz gelir dediği sevinç meselesini, onların kadınlarını kısırlaştır. Senin azametini tanısınlar niyazını etti. Onun için Kur'an'ın mucizül beyan her hakikati bildirdiği için kıymetli gözümün nuru kardeşler, Sure-i El-Araf 65. ayeti celilede müfessirlerin beyanına göre At kavmine kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik. Hud onlara, ey kavmim, Allahu Teala'ya ibadet edin. İbadet edilecek ondan başka mabut yoktur. Hala onun azabından korkmuyor musunuz? Bu ayeti celile ile hitap etti. Ayeti kerimede bir kardeş gibi aynı kavimden çıkan bu insanlar putlara tapan, azgınlığı dillere destler olan Hud aleyhisselamın bu risaletinin tebliğini çok yadırgadılar, çok şaşırttılar. Putlara tapar iken, güneşe tapar iken, ateşe tapar iken, Nuh aleyhisselamın kaybolmaya yüz tuttuğu dinin hakikatlarını Hud aleyhisselamdan duyunca çok azgınlık edip şaşırıp kaldılar. Nitekim Kureyş kabilesi de Hazreti Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aynı tarzda konuştular. Sen de bizim neslimizdensin. Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ettiler. İsmini söyleyince salavat getirin. Ya Muhammed, sen de bizim neslimizdensin. Bizden birisin. Bize peygamber olarak nasıl gönderilirsin? İtiraz ettiler. Aynı itiraz Hud aleyhisselamın saadetli peygamberliğine de vaki oldu. Nasıl Hud aleyhisselam, sen de bizden birisin, bizim gibisin, insansın, sana nasıl peygamberlik yakışır? Daha doğrusu nereden çıkardın inkar ile Hazreti Resul-i Kibriya'ya aynı isyan, aynı benzetme vaki oldu.
Sure-i El-A'raf 66. Demin 65. ayeti söyledim Mahmut Hocam. 66. ayeti celille meali. Hud aleyhisselam kavminden kafir olanların ileri gelenleri, biz seni kavmimizin dinini terk ederek bilmediğimiz bir ilaha ibadet etmemizi emretmenle seni akılsız, peygamberlik davasında seni yalancılardan sayıyoruz dediler. Hud aleyhisselam ayeti celilenin devamında, ey kavmim, bende akıl azlığı, cehalet yoktur. Durdum. Yaratılmış beşerin aklın en büyük rahmeti, aklın en kemalatı elbet peygamberlere verilmiştir. İmanın hakikatlarını aklın kemalatıyla, kalplerinin risalet nuru ile kavmine bildirecekleri için yaratılmışların en akıllısı gönderilen peygamberlerdir. Bende akıl azgınlığı, cahillik yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir peygamberim. Ben Rabbimin risaletini size tebliğ ediyorum, size nasihat ediyorum. Dikkat! Demek bütün peygamberlerin hakikati, günahları terk etmemiz için gönderilirler. Azgınlıklarımıza tövbe etmemiz lazım gelir. Tövbe ile mükellef olduğumuz halde peygamberlerden vaki olan binlerce mucize karşısında hala nefsimizin azgınlığına uyar isek, ona dayanır isek, efendim, ne kadar azim bir isyan içinde olduğumuzu elbet Rabbim Teala peygamberleri vasıtasıyla, kitapları vasıtasıyla bize gösterir. Ben ne asla size yalan söylemem. Allah'tan ne gelirse aynısını tekrar ederim. Demek peygamberlerin sıfatı bu. Allah'tan ne gelirse aynen bildirmek. Nefsin havası, değişik dünya halleriyle hiçbir peygamber kavmine Allah'tan gayrı bildirilen şeyi bildirmesi mümkün değildir. Peygamberlerin âli azim sıfatlarının başında sadakat gelir. Sadakat olmazsa peygamberlik olmaz. Kavmin nece azgınlıkları hiçbir peygamberi aklı selimden çevirmez. Sadakattan geriye döndürmez. Bütün kavim ateş olsa, yerle gökü bir araya getirip tutuştursalar, bir peygamberin sadakatini bozmak mümkün değildir. Ne çıkar? Ne çıkacak? Biz de bir peygamber ümmetiyiz. Haşa, biz At kavmi gibi küfür içinde değiliz. Ama bizim de kendi derecemize göre nefsimizin taşkınlıkları var. Günahın ufağı büyüğü bize de bulaşmış. Bundan rücu için şu mübarek peygamberin kıssasını gözümün nuru kardeşlerim size kasten getirdim ki binlerce ibret alınacak mesele var. Biz de azgınlıklarımıza tövbe çekelim, günahlarımızı silelim, Allah'a itaate sıdkına selametine yapışalım. Onun için bu sohbetler huzur-u aliyede yapılıyor. Ben Allah'tan gelene bir ziyade eklemem, bir değişiklik yapmam.
Bana Rabbim ne emrederse aynen o emrolunduğum şeyi tebliğ ederim. Ayet celille bitmedi. Sizi Allah-u Teala'nın azabından korkutmak için Rabbiniz tarafından içinizden biri vasıtasıyla vahiy gelmesine taçip mi ediyorsunuz? Peygamber olarak bana vahiy gelmesine taçip mi ediyorsunuz? Muhteremler, bir insanın bir sohbetten fayda alması sanki kötülükler kendisine hitap ediliyormuş gibi tefekkür ederse, günahlarından Allah'a şiddetle sığınırsa, günahlarının çeşidinden pişman olup tövbe ederse, hepimizin necatına, kurtulmasına sebep olur. Ad kavmi böyle yapmış, Hud aleyhisselam böyle ferman etmiş gibi dinlersek, menfaatimiz bin olması lazımken bire düşeriz. Sure-i El-Araf 66. ayeti celiliyi sizlere duyurmaya devam ediyorum. Sizi Allah-u Teala'nın azabından korkutmak için, evet bize de günahımıza göre azap gelir, Rabbiniz tarafından İçinizden biri vasıtasıyla vahiy gelmesine taçip mi ediyorsunuz? Benim peygamberliğime hayrete mi kalıyorsunuz? Allah-u Teala Nuh peygamberin helakından sonra size iri yarı vücutlar verdi, azim kuvvet nasip etti, dağları, kayaları olarak o yarak çok azim apartmanlar yapmasına vesile kıldı. Size kat kat çeşitli nimetler verdi. Allah-u Teala'nın daha nice nimetlerini düşünün, hatırlayın. İhlas ile gelin, pişman olalım, Allah-u Teala'ya dönelim. Şirk işlemekten vazgeçelim ki felaha eresiniz, kurtulasınız buyurdu. Kıymetliler, fela Kur'an-ı Azimşan'ın tefsirinde iki cihan saadeti felah olarak zikredilmiş. Dünyada umduğuna nail olmak felah, korktuğundan emin olmak felah, kabir azabından azad olmak felah, münker nekire asan cevap vermek felah, kıyametin çeşitli sıkıntılarından Allah-u Teala'nın bizleri kurtarması felah. Ey kardeşler, Allah'tan felah isteyin, felahtan kurtuluş isteyin manası budur. Başa gelecek azaptan korkmak, İmansız ölmekten kurtulmak felah, kabir azabından necat bulmak felah, mümkün nekire azabına, hesabına kolay cevap vermek felah. Bütün bu manada Rabbim Teala Sure-i Müminun felahı müfessirler bu şekilde iki cihan saadetine kavuşmak felahtır buyurdular. Dönüyorum ayet-i celiliye. Allah-u Teala nice nimetlerini düşünün, hatırlayın. İhlasla Allah'a tam tevekkülle ibadet edin, şirk koşmayın ki felah bulasınız, kurtulasınız. Sadakta ya Rabbim demek lazım. Her birimizin Allah'a isyanı derece derece değişik de olsa, küçük de büyük de olsa günah bulunabilir.
Ayet-i Celle çok uzun. Sure-i Araf 66. ayeti celile. Ad kavminin ileri gelenleri şöyle dediler. Ayet-i Celile meali. Sen bize babalarımızın bir ibadet ettiği putlarımızı bırakıp Allah-u Teala'ya ibadet, kulluk etmemizi emretmeye mi geldin? İyel risaletinde sıdk ve doğruluk üzerinde ise peygamberliğin sıfatı bu. Kavmi de aynı hakikati dile getirdiler. İyel sen bize risaletinde sıdk ve ihlas üstünde ise haydi onun azabını haber veriyorsun. Biz onun azabından korkmuyoruz. Bizi korkuttuğun azabı getir. Görelim kavmimin bu inkarcı alaycı sözüne Hazreti Hud aleyhisselam ayet bitmedi. Buyurdu ki muhakkak ki size Rabbiniz tarafından bir azap, bir gadap vacip, bir gadap ve hak oldu. Allah-u Teala tarafından haklarından bir ayet nazil olması yahut bir hüccet ve bürhan getirilmesi sabit iken babalarınızın ilah dediği putlara mı tapıyorsunuz? Siz bunun için ben bir peygamber olarak benimle bunun için mi cidal ediyorsunuz? Bunun için mi benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse şimdi azap gelmeden bekleyin. Ben de sizinle beraber Allah'ın vaat ettiği azabı ilahiyi bekleyenlerdenim buyurdu. Bütün bu vaaz-ı nasihata pek az kimse iman etti. İman edenler sohbetimin başında arz ettiğim gibi çok zalim, çok gaddar, acımak, merhamet bilmeyen o küfür bataklığından saplanmış kavmin azabından korktukları için iman edenler imanını aşikara çıkaramıyorlar idi. İman ediyorlar ama aleniyete çıkaramıyorlar idi. Allah Azimşan Sure-i Müminun 31-32. Ayeti celilesinde meale. Nuh'a inanmadılar. Onları suda boğduk. Ondan sonra yarattığımız insanlara işlerinden peygamber Hud'u gönderdik. Allah-u Teala'ya ibadet ediniz. İbadet edilecek Allah'tan başkası yoktur. Onun azabından korkunuz. Dedik. Dinlemeyenlerden öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayanlardan dünya nimetlerini bol bol vermiş olduğumuz birçoğu bu peygambere sizin gibi yiyip içiyor. Kendiniz gibi o da bir insandır. İnsanlık vasfından sizden önceki kavimlerin helak olduğu gibi inanırsanız aldanmış, ziyan etmiş olursunuz. Ben de peygamber olarak beşerim. Benim de hacetlerim, ihtiyaçlarım İnsan olmakla müşterektir. Siz benim insanlık sıfatımla
peygamberlik risaletini karıştırmayın. Siz diyorsunuz ki ayet-i celile Sure-i Müminun 31-32, siz diyorsunuz ki ölüp kemikleri çürüyüp toz toprak olduğundan sonra dirileceksiniz diyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Ne varsa ancak bu dünyada var. Cennet, cehennem bu dünyadadır. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider diyorsunuz. Öldükten sonra bir daha dirilmek yoktur diyorsunuz. Böylelikle peygamber devam ediyor. Böylelikle Allah'ın azametine iftira ediyorsunuz. Allah'ın hükümlerini yalanlıyorsunuz. Ya Rabbi, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah-u Teala az zamanda azap geldiğini görüp seni yalandıklarına pişman olurlar buyurdu. Nihayet onları müthiş bir sayha, korkunç bir gök gürültüsü Allah'tan adalet olarak yakıverdi. Zulmedenler Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak olsunlar. Ayeti celilesi Kur'an-ı Mucizü beyanda her birimize duyurulmuş oldu. Bu ayeti celile de hem Semud kavmi, Salih peygamberin kavmine, hem de Ad kavmi, Hud aleyhisselamın kavmine bu ayeti celileler delil getirilir buyurdu. İmam Fahrettin Razi Tefsir-i Kebir'de bu ayetle dikkat insanların üç kötü vasfını bildirdi. İmam-ı Fahrettin Razi şu okuduğum Sure-i Müminin 31-32. ayeti celilesinde Allah-u Teala insanlara üç kötü vasfını bildirdi. Bir, Rabb-i Teala'yı inkar. İki, kıyamet gününü inkar. Üç, dünya sevgisinin gelip geçici lezzetlerine aldanmak. Bizim burada şu kardeşlerimizin içinde hepimizde dünya sevgisine gelip geçici lezzetlerine derece derece aldanmamız var. Zevklere dalmamız var. Haşa, biz Allah'ı inkar etmeyiz. Kıyamete iman ettik, haşa. Ama üçüncü madde, dünya sevgisine geçici lezzet ve zevklerine dalmak bizde de derece derece olabilir. Bugün Abdülkadir'i dinliyor maşallah sohbeti. 40 bin kere maşallah. Sure-i El-Araf 65. ayeti celile sureyi, bu suredeki bu ayet Lut aleyhisselamın kavmine de bildirilmişti. Ey kavmim, Allah-u Teala'ya ibadet ediniz. Ey kavmim, Allah-u Teala'ya ibadet ediniz. Lefvek ve sadıke desenize. Allah bir, bunların çoğu bize hitaptır. Niye Kur'an-ı Kerim, niye Kur'an-ı peygamberlerin kıssalarını bize adım adım karış karış haber veriyor? Biz de kendi günahlarımıza aldanıp Allah'a geçici dünya lezzetleri için aldanmayalım. Evet,
Allah hepimizi selamet erdirsin, doğru yola götürsün, hak ve hakikattan ayırmasın. Peygamberler kavimlerin ne kadar çirkin ve kötü tavır takınsalar, haşa, nasihatlarından vazgeçmezler. Peygamberliğin azim sıfatlarından birisi sabırdır, birisi sebattır. Sabır ve sebatla kavmin ne çirkinlikler icra ederse etsin, peygamberler risaletinin hakikatından bir gram uzaklaşmazlar. Hazreti Hud aleyhisselamın vaiz ve nasihatlerine Ad kavmi kulak vermiyor, bildiklerinden şaşmıyor. Yüksek binalar yapmakta, güçsüz zavallıları zulmetmekte birbirinden yarışıyorlar idi. Herkesin geçip gittikleri yollara, ihtişamlı binalardan eğlenceler kusarlar, gösteriler yaparlar. Onlara işkenceden istihza alay edip gülerler. Onların yanlarına gidip görüşürler, alay ederler. Kibir ve ululuklarından insanların haşa insanlık sıfatlarına bir miligram değer vermezler idi. İlk iman eder Hud aleyhisselam'a Cünane bin Esam isminde bir muhterem idi. Esam'ın oğlu Cünane. Bu zat Hazreti Hud aleyhisselam'ın amcasının oğluydu. Cünane bir gün akrabalarından 40 kişiyi toparladı. Ey kavmim, defalarca size Hud akrabam, kardeşimiz, efendimiz Hud aleyhisselam saadet yolunu gösterdi. Siz onlara mani oluyorsunuz. Sizi Allah'a itaate mani olacak ne hal var ki? Hak ve hakikat ortadayken neden dolayı isyan ediyorsunuz gibi, her birimizin kavmimize nasihat ettiğimiz gibi Hazreti Cünade de nasihat etti. Kavmi, ey Cünade, peygamber olarak bir de sen mi çıktın? Hud aleyhisselam yetmiyor, ikinci peygamber sen misin? Alay için söylüyorlar, inanç için değil. Sen de peygamber gibi çıktın. Tabi Hud aleyhisselam senin amcanın oğlu. Elbet onu koruyup muhafaza etmek senin akrabalık yakınlığındandır. Cünade Nuh aleyhisselamın kıssasını nasıl unutuyoruz? Yakın tarihte başımıza gelmedi mi? Bizim başımıza da çeşitli belaların gelmesinden her birimiz sakınmamız lazım gelir buyurdu. Bir gün Cenab-ı Hud aleyhisselam bir yolda giderken Merset isminde bir zat ile karşılaştı. Merset. Bu zat Merset, yahut ben de sana bir iş için geliyordum. Eğer ben sana o işimi haber vermeden sen benim işimi bilirsen, mahrem halime şahit olursan senin peygamberliğine inanırım dedi. Hazreti Hud aleyhisselam, ya Merset, dün gece yatarken hanımınla şöyle konuşmadın mı? Sen hanımına yarın Hud'a gideceğim,
bu konuşmalarımızı bana ben bir şey demeden haber verirse o muhakkak hak peygamberdir, ben de kabul ederim demedin mi? Dün gece hanımınla böyle konuşmadın mı? Mersat, ben şehadet ederim. La ilahe illallah, Hud Nebiyullah kelime-i tevhidini getirdi. Peygamberliğini kabul etti. İman ve İslam'la müşerref oldu. Ey Allah'ın Nebisi, vallahi ben senin risaletine iman ettim. Bizim hiç çocuğumuz olmuyor. Benim çocuğum olacak mı? Hanımın şimdi hamiledir. Ama dışarıdan görülüp belli olmuyor. Demek daha erken bir hamile. Şimdi hanımın hamiledir. İki tane erkek ikiz doğuracak. Sonra on batında ikiz ikiz 20 erkek çocuğun olacak. O erkek çocuklar Allah'ın kudret ve kuvvet ve kudretiyle benim ümmetimden olacak buyurdu. Hazreti Hud aleyhisselam'a sarıldı, alnından öptü, hanımının yanına döndü. Geçenleri anlattı. Devletli validemiz iman etti, İslam'la müşerref oldu. Ama ne çare ki Mersed de imanını kavmin çok belalı oluşundan gizlemek zorunda kaldı. Yine Hud aleyhisselamın kavminden Nüheyl isminde bir zat vardı. O da iman etmiş, müşerref olmuştu. Rezil kavmini ileri gelenlerini beraber buldu. Kendisi de iman edenlerle birlikte bir köşede İbadet ederler iken Rahmani bir ses, ey Nüheyl, başını kaldır, semaya bak, kavminin üzerine gölge veren, onların üstüne gelen azap bulutunu seyredip ibret al hitabını duydu. Hakikaten Nüheyl Amir isminde amcasının oğluna gitti. Korku ve dehşet içerisinde duyduğu hitabı hatırlattı. Azgın kavme söz geçiremediğini, sen git ya Amir, at kavme nasihat et, belki hidayete bulunmalarına sebep olursun. Amir nasihata başladı. At kavmi onu öldürmeye kalktılar. Fakat güçleri yetmedi. Hazreti Nüheyl Hud aleyhisselam'a bu durumu bildirdi. Ne kadar kavminin başına gelecek halleri Nüheyl de anlattı ise kulak asmadılar. Ey Nüheyl, zamanımızda peygamberlik işi sana mı kaldı? Demek ki peygamberlik size de geldi. Sen de şimdi üçüncü peygamber oldun. Hala Hud senelerdir üstümüze gelecek belayla bizi korkutmasına rağmen azaptan hiçbir şey gelmiyor. Hani hepinizin tebliğ ettiği hakikat nerede diyerek
Nuh'la da çıkıştılar. Rabbim Teala cümlemize imanımızı kamil etsin. Böylece Ad kavmi her defasında hak ve hakikati haykıran ehli imanına hiçbir zaman kulak asmadılar. Edepsizliklerini ileri götürdüler. Onu taşa tutmaya, Hud aleyhisselam'ı dövmeye başladılar. Hud aleyhisselam'ı taşa tutmaya, dövmeye başladılar. Hud aleyhisselam'ı o derece döverlerdi, kendinden geçerdi. Bayıldığı zaman ayakları altında birleşip çiğnerlerdi. Peygamberin öldüğüne kanaat getirir, bırakır ayrılırlar idi. Allahu Teala Cebrail aleyhisselam da Hazreti Hud aleyhisselamın inciniklerini tedavi eder, hakikati tebliğ etmeye hiç aralık vermeden peygamber risaletini devam ettirir idi. Hud aleyhisselam Nuh aleyhisselamın vefatından sonra Vadi-i Nuh denilen yere geldi. Nuh Vadisi, tatlı sulu, abdest aldı, 20 rekat namaz kıldı, ellerini kaldırdı sevgili Peygamberimiz. Ya Rabbi, sen her şeyi biliyorsun. Ben onlara peygamberliğimi tebliğ ettim. Kendilerini açlık, kıtlık azabıyla korkuttum. İman etmiyorlar. Ey Rabbim, onlara ders almalarına, akıllarını başlarına getirmelerine vesile olacak bir musibet ver. Kıymetliler, İnsanların başına gelen bela musibetler kendi ellerimizle yaptığımızın karşılığında gelir. Allah kuluna zulmetmez. Bu hükümden ibret alarak çeşitli musibetlere giriftar oluyoruz. Tövbe etmemiz lazım. Çirkin amellerimizi terk etmemiz lazım. Kötülüklerimizi gözümüzün önüne getirip tövbe edip terk etmemiz lazım. Öyle olmazsa Rabbim Teala nedamet pişmanlık için her birimize değişik bela musibetler verir. Bela ve musibetler gelmeden tövbe etmek akıllının, kamilin işidir. Şu köşedeki şu tarafa gelsin. Sen geçen hafta da çok candan dinledin, beni karşıma geç. Allah senden razı olsun. Lut aleyhisselamın sohbetini de bu kardeşim çok candan dinledi. Allah hepinizden razı olsun. Lut aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Nuh aleyhisselam hürmetine belalardan muhafaza eylesin. Nedamet pişmanlığı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Bela gelmeden pişman olmak azametine bizi kavuştursun. Evet, Hud aleyhisselam, ya Rabbim, ders almalarına, akıllarını başlarına getirmelerine işaret için onlara bir bela ver buyurdu.
Nereye gitti bu teyipçi? Teyipçi, kütüphancı kardeşler, bant mı durdu, ne oldu? He? Bitti mi, çevirdin mi? İyi, Allah razı olsun. Rabbim hoşnut olsun. Ya Rabbim, bir Rabbim ulaştı. Belki iman ederler, iman etmezlerse onları öyle bir azab ile helak et ki daha evvel, daha sonra böyle bir azab ile hiçbir kavim helak olmuş olması. Rabbim Teala bu duayı kabul etti. Ad kavminin sonu gelmişti. Azabın işaretleri görülmeye başladı. 3 sene müddetle Ad kavminin bulunduğu yere hiçbir yağmur yağmadı. Halbuki yeryüzü onlar için cennet gibiydi. Çeşit çeşit meyveler, sebzeler, hayvanların otlayacağı çeşitli otlar hepsi var idi. Rabbim Teala 3 sene yağmur yağdırmadı. Akan pınarlar kurudu. Ağaçlar, meyveler sararıp soldu. O meşhur İrem bağları kaybolup gitti. Kuraklık ortalığı kavurdu. Hayvanlar susuzluktan ölmeye başladı. İnsanlar bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç oldu. Bunaltıcı, kuru rüzgarlar esmeye başladı. Göz gözü görmez tozlar Ad kavmini sardı. Böyleyken hiç durmadan Hud aleyhisselam merhametle bu sıkıntıdan ibret alır belki iman edenler diye kavmine nasihattan vazgeçmedi. Ya Rabbim insaf ver. 3 senelik yağmursuz kıtlık kavmi intibaha getirip tövbe etmeleri lazım gelirken kavminin azgınlığını artırdı. Bu peygamber nereden başımıza çıktı? Haşa. O geldi geleli işimiz bozuluyor. Bütün bu kötülüklere sebep Hud aleyhisselamdır gibi kavmi görüşmeye, konuşmaya başladılar. Kuraklık çok şiddetli sarınca kavmin ileri gelenleri sen doğru sözlü, duası makbul, yardımsever, iyilik sahibi, emin bir zatsın. Dua et bundan sonra davarlarımız ölmesin, ağaçlarımız meyve versin, kıtlık ortadan kalksın. Senin dediğin Rabbim bize yağmur yağdırsın gibi teklif ettiler. Eğer ben dua edersem Allahu Teala dediğiniz sıkıntılardan kurtarsa siz tövbe eder misiniz diyerek teklif etti. Karşısında her birisi geri dönüp Hud aleyhisselamla hiç konuşmamış gibi gerisin geriye döndüler. 3 seneden beri perişan olan kavmi Hud aleyhisselam pişman olacağını zannederken iyice belasını artardılar. Sonra birbirine görüyor musunuz bu peygamber yalancının biridir. Eskilerin yalanlarından bizi imana davet ediyor.
bu düzme yalanlar söylüyorlar, kin ve nefretlerini gittikçe artırdılar. Hud aleyhisselama saldıracaklar, şehit edecekler idi. Ya Mustafa, şehit edeceklerdi. Hud aleyhisselamın yanına geldiler. Hud aleyhisselam risaletinin hakikatını tebliğ etti. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Sure-i Hud aleyhisselam 53. ayeti celilede, ey Hud, bize senin davanın doğru olduğuna delalet edecek bir hüccet getirir misin? Dediler. Aslında bir delil hüccet getirmesi için gelmediler. Hud aleyhisselamı bir bahane ile şehit etmek için geldiler. Bu bir bahane olacak idi. Kibir ve gururları sebebiyle kabul etmiyorlardı. Hud aleyhisselam zorlukta bırakmak maksadıyla koştular. Ne istiyorsunuz benden? Benim risaletime delil getirecek ne istiyorsun? Kavmi, bir mucize istiyoruz. Nedir mahiyeti? Şu esen rüzgarı sen istediğin tarafa çevir. Cenab-ı Hud aleyhisselam Allah'a niyaz etti. Rabbim kendisine vahyetti. Ne tarafa istiyorsan işaret et, senin rüzgarını istediğin tarafa çevirelim. Eliyle işaret eder, bu tarafa, bu tarafa, rüzgarı Allah'ın kudretiyle Hud aleyhisselamın mucizesi olarak yönünü değiştirir durumda idi. Yahut başka bir mucize isteriz. Nedir? Büyük kayalara dua et, toprak olsunlar. Hud aleyhisselam dua etti. Büyük kayalar toprak haline dönüştüler. Hırçınlık gazapları arttı. Tekrar mucize istediler. Koyunların yünleri ipek olsun dediler. Kavmi, yahut bizim koyunların yünleri ipek olsun dediler. Allah-u Teala koyunlarının tüyünü, yününü ipeğe çevirdi. Bu mucizeler, acizelerce görülünce planları suya düştü Ad kavminin. Sözde bunları soracaklar. Sen yalancı peygambersin diyerek Cenab-ı Hud aleyhisselamı şehit edecekler idi. Ama rüzgarın istediği tarafa çevrilmesi, kayaların toprak olması, koyunların tüylerinin ipek olması karşısında şaşkınlığa döndüler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Mağlubiyetlerini göstermemek için Hud aleyhisselam nasihat ederek, ey kavmim, Rabbinize istiğfar edin, iman edin, sonra tövbe edin, gökten üstünüze istediğiniz bol bol rahmeti, yağmuru Rabbim indirsin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın, günahlarınızda ısrar ederek sakın imandan yüz çevirmeyin. Demek günahta ısrar etmek adamın imanının azametinden düşmesine, gafletinin çoğalmasına, günahlara dalmasına sebep olacağını Sure-i Hud
52. ayeti celile hepimize göstermiş oldu. Sonra 54. Sure-i Hud'un ayeti. Ey Hud, senin bu sözünde biz ilahlarımıza, putlarımıza ibadeti terk edecek değiliz. Senin bu sözünle ibadetimizi terk edeceğiz, putlara değiliz. Sana iman edici de değiliz. Biz sana ancak şunu söyleyebiliriz ki, bizim putlarımıza dil uzatma, onlara ibadeti terk et deme. Putlarımızdan birisi, sen böyle söylediğin için sana fena halde çarpmış, deli etmiş dediler. Putun birisi Lut Aleyhisselam'a çarpmış, haşa dediler. Sen ondan dolayı delilik arız oldun dediler. Hazreti Hud Aleyhisselam Sure-i Hud 54-57. ayeti celile, 52'den başladık, 54-57. ayeti celileye geldik. Ben kendime şu kainatı yaratan her nimetin sahibi olan Allah-u Teala'yı şahit tutarım. Size de şahit olun ki ben Allah-u Teala'yı bırakıp da ona şerik koştuğunuz putlardan uzağım. Şayet o putlarınızdan başlarınıza tesir edecek, sizin dediğiniz gibi başkalarını çarpacak, delillik yükleyecek, zarar verecek bir kuvvet varsa putlarınıza dahil olmak üzere ne kadar putunuz varsa toplanın, hepiniz bir araya gelin, bana tuzak kurun, mühlet de vermeyin. Benim ve sizin Rabbiniz Teala olan Allah-u Teala'ya güvendim. Hasbinallahu velimen vekil, nimen mevla velimen nasir, gufraneke rabbena ve ilekel masir buyurdu. Eğer imandan yüz çevirirseniz, ben size tebliğ ettim, Rabbim sizi helak eder, yerinize başka bir kavim gönderir. Siz asla onlara hiçbir zarar ulaştıramazsınız buyurdu. Böylece gösterdiği mucizeler, sabrın metaneti, kavmine ibret, istikamet, nedamet ve pişmanlık vereceği yerde zulümlerini artırdılar. Sırf cebir ve şiddetle eğlenmek için birbirlerini öldürmeye başladılar. Kızdıkları birini yapmış olduğu çok yüksek binalardan atarlar idi. İşte Hud Aleyhisselam'ın yukarıdaki sözlerine hiç cevap vermemeleri, susup kalmaları yine Hazreti Hud Aleyhisselam'ın mucizesinden bir mucize idi. Öldürmeyi kastettikleri halde hiçbir kötülük yapamadılar. Allah-u Teala ve Dekretes Hazretleri sizi affeder, bol bol yağmur yağdırır, çok rahmet eder, kıtlığı götürür, mallarınız kendinizle beraber ihsan eder. Bu nasihatlar hiçbir fayda vermedi. Böylece Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam Ad kavmini nasihat ederken
başlarındaki kral Melik Halcan zalim olan zulmünü hatırladı. Bu sözler Hazreti Peygamber'in saadetli müjde sözleri, mucize olarak uzaklardan kuşlar koştular, vahşi hayvanlar huzura geldiler. Buyur emrine ya Hud aleyhisselam buyurdular. Sen vazifeni tebliğ et. Allahu Teala mahluklarından kimseden korkma. Kuşlardan, vahşi hayvanlardan bu hitabı azim duyulur hale geldi. Herkes seyretti. Hayvanların bu konuşmasından ibret almak şöyle dursun. Kavmin dili tutuldu. Konuşamadılar. Mucizesine hayran kaldılar. Ama azgın ve taşkın atlıların arasında Hud aleyhisselam her türlü inkar, yalanlama, kaba ve sert cevaplara, sıkıntı, azarlamalarına karşı sabrı, tatlı dili, yumuşak hali hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Onu yola getiririz diye yahut sen bizden bir menfaat bekliyorsun. Ne istiyorsan söyle, sana ücret karşılık olarak verin. Haşa, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ayeti celilede Ad kavmi peygamberlerinin tekzip ettiler, yalanladılar. Hud onlara Allahu Teala'dan korkmaz mısınız? Ondan başka şeylere, putlara ibadet ediyorsunuz. Allah'ın tarafından görülmüş emin bir peygamberim. Oldu Allahu Teala'dan korkun. Bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret, menfaat beklemiyorum. Hitabı kavmine hiçbir fayda vermedi. Böylece sen bize ne kadar korku versen, ne kadar müjde versen, yahut biz sana inancılardan değiliz, yalancılardan başka bir şey değilsin. Biz azaba uğratacak da değilsin. Halcan, kavmin kralı Halcan, kavmini isyana teşvik etti. Azgınlığını artırdı. Onlar da Halcan'a gittiler. Kuru kuru bir inat ile durumlarından hiç değişmeden küfürlerine devam ettiler. Hazreti Peygamber Hud aleyhisselam'a hücum edip dövmeye başladılar. Mübarek saadetli başından kanlar yüzüne aktı. Peygamberimize hakaret hususunda çok ileri gittiler. İman edenler tembih etse de hiç kimse çirkin fiilinden vazgeçmedi. At kavmi kendilerine perişan eden kurukluğa 4 yıl müddetle tahammül ettiler. Nihayet melikleri olan Halcan'ın yanına geldiler. Artık daha fazla dayanamıyoruz ey melik. Bu kıtlık 4 senedir canımıza tak etti. Galiba biz Hud aleyhisselamın dediklerini yapacak bir duruma geldik dediler. Halcan zulüm ve haksızlıklarına, alçaklığına, şirk ve isyanlarına bir yenisini daha ekledi. İçinizde bulunduğunuz zorluklar Hud'un dinine karşı geldiğinizden değil. Siz gidin, putlarınızı toplayın, karşısında secde edin. Göreceksiniz ki
size eski genişlik, eski imkanlar yeniden verilecek. Hiçbir fayda vermez. Diğer peygamberler devrinde Mekke'yi mükerremeye peygamberler yağmur duasına giderler. Biz de Mekke'ye gidelim. Akrabalarımız var. Ahbaplarımız var. Onlar vasıtasıyla dua edelim. İşte muradımıza ereceğiz. Düşüncesiyle 70 kişiyi Mekke'yi mükerremeye yağmur duası için gönderdiler. Daha önce ismini zikrettiğim Mersed, iman eden Mersed de bu 70 kişinin içine kattılar. Ama bilmiyorlardı ki Mersed iman etmiş birisidir. Kavmin ileri gelenleri, dayıları Muaviye'nin yanına gönderdiler. Mekke-i Mükerreme'de Muaviye At kavminin dayıları durumunda idi. Onlar muratlarını söyleye koysun. Mersed bir kenara çekilir, gizli gizli Allah'a ibadet ederdi. Gelen 70 kişi Muaviye'nin ikramından sarhoş oldular. Beytullah'ta duayı unuttular. Bunun üzerine Muaviye iki kadına şarkı söyletti. Kendi yazdığı şiiri, ey kavim, kavminiz kıtlıktan kırılıyor, helak oluyor, hayvanlarınız açlıktan, susuzluktan ölüyor. Siz buraya tövbe etmeye mi geldiniz? Uzun zamandır keyfe daldınız. İki kadını Muaviye bu şekilde şarkı söyletince onlar dua için geldiklerini hatırladılar. Ne oldu? Duaya geçtiler. Kayl ismindeki ya Rabbi, İçimizden peygamber Hud'u gönderdin. Davasında sadık ise yağmur yağdı. Şüphesiz biz helak olduk, dua etti. Bilmeyerek Hud'u vesile ettiği için Allahu Teala izniyle o sırada gökyüzünde beyaz bir, kızıl renkli iki, siyah renkli üç bulut Beytullah'ın üstünde hazır oldu. Rabbimin kuvvetiyle teşekkül etti. Resimde nasıl Beytullah'ın üstünde bulutlar var. Kayl iman etmediği halde Hud aleyhisselamın ismini vesile ederek dua ettiğinden bir beyaz bulut, bir kızıl bulut, bir de siyah üç bulut hazır oldu. Gayb de, ey Kail, kendin ve kavmin için bulutlardan birisini seç dediler. Dikkat edelim, kıssanalım, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kail, yanındakiler meşveret ettiler, 70 kişi de Mersed hariç. Mersed iman etmiş, bir köşede gizli ibadet ediyor. O 70 kişiye hiç karışmak. Diğer 69 nefer, beyaz bulut boş ve beyazdır, faydasızdır.
kızıl renkli bulut rüzgarı esterer. Siyah renkli bulut yağmur yağdırır, faydalıdır diye karar verdiler. Siyah bulutun memlekete at kavmine gitmek üzere razı oldular. Onun üstüne semadan bir ses, sen ve siz o bulutu seçmekle evleri, ocakları yıkıp yok edecek çok şiddetli bir azabı seçtin. Bu hiçbir kimseye fayda vermez hitabını buldular. Evet. At kavminin helakı. Mesed, Lokman, Kayil'le beraber heyet halinde o bir azap buldur diye ikaz etmesine rağmen Mesed ve Lokman'ın Kayil'e seçtiğin bulut, siyah renkli bulut bir azap buldur demelerine rağmen onu bir yağmur bulutu olarak kabul ettiler. Beytullah'ta duanın geçeceğini bildiler. Ama küfürleri bu duanın kabulüne mani olacağını idrak edemediler. Siyah renkli bulut At kavminin bulunduğu vadiye yaklaştı. Ufuktaki bulut At kavminden Mehdet veya Fehdet isminde bildirilen bir kadın gördü. Bulutun azap görür görmez, bulutun içinde çeşitli azabı görür görmez bir çığlık atıp bayılıp düştü. Kendisine geldi. Sana ne oldu, ne gördün de bayıldın dediler. Şu bulutu görüyor musunuz? İçerisi kıvılcım ve ateş dolu bir bulut. Bundan dolayı azap bulutu olduğunu gördüm. Bayılıp korkup düştüm haberini verdi. Ama bulutun koyu rengi yağmur bulutuna benzettikleri için kavmi o kadının düşülüp bayılmasından bir mana, bir maksat çıkaramadılar. Bir fayda bulamadılar. Efendim, şu ayeti celilede Sure-i Ahkaf 24. ayeti celile. Onlar kendi vadilerine karşı gelen azabı bir bulut parçası olarak görünce memnun olup sevindiler. İşte bu görünen şey bize çok yağmur yağdıracak bir bulut dediler. Hazreti Hud aleyhisselam, hayır, o size yağmur yağdırıcı bir bulut değil, acele olarak sizin başınıza gelen bela bulutudur. Siz onu hayır zannettiniz, boşunadır. Hazreti Hud aleyhisselam söyledi, ta ki bela gelmeden tövbe etsinler. Allah da bu bela bulutunu hayra teptil etsin. Hayır, o sizin için bir rahmet bulutu değil, o bir azap ve bela bulutudur. Her şeyi helak eder. Sure-i Ahkaf 24. ayeti celileyi kabul etmediler. Haydi bizim korkutmakta olduğun azabı getir diyerek taşkınlıklarını ileri götürdüler. Gelen bulutun yağmur bulutu olduğundan peygamberleri yalanlamaları kolay oldu.
Çünkü biz bunu yağmur bulutu zannediyoruz diye ona inandılar. Sonra azgınlık taşkınlıklarını artırdılar yine. Ad kavmi şiddetli rüzgar ile helak edilmiştir. Hazreti Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ben sabah rüzgarıyla yardım olundum. Serin, tatlı, Arabistan'ın sıcağını serinleştirdi tutan ama Ad kavmi helak olan Debur ismindeki bulutla helak oldular buyuruldu hadis-i şerifte. Bu rüzgara Sarsar ismini veriyorlar idi. Siyah bulut iki vasıf üstünde taşıyordu. Birincisi çok şiddetli rüzgar. İkincisi çok şiddetli rüzgarla birlikte soğuk. Ad kavmi helak eden rüzgar, uzun boylu, iri cüsseli insanları kaldırıp kaldırıp yere vuruyor. Korunmak için tutandığı kayaları, korunmak için tutundukları kayaları koparıyor. Sığındıkları büyük binaları yerle yeksan ediyor. Hem çok şiddetli hem de çok soğuk idi. Cebrail aleyhisselam Hud peygambere geldi. Rüzgara peygamber aleyhisselamın yanında ey rüzgar Ad kavmine azap olarak ez. Hud aleyhisselama iman denleri rahmet olarak ez. Hazreti Cebrail aleyhisselam buluta hitap etti. Hazreti Peygamber yine nasihatını bırakmadı. İşte sabretmediğiniz isteğe geldiğiniz bela bulutu geldi. Gelin tövbe edin. Onlar hiç oralık olmadılar. Öyle kanaatleri geliyordu ki bu bulut onlar için yağmur bulutu idi. Çok kuvvetli oluşları, birbirine kelepenmelerine, belayı üstlerinden kaldırmaya kuvvetlerine güvendiler. Oklarını, ne aletleri varsa aldı, geldiler. Ortalarına kadınlarını koydular. Birbirlerini sıkı kenetlendiler. Bizim yahut bizim kuvvet bakımından ne kadar şiddetli olacağımızı göreceksin dediler. Ne kadar zor bir şey ya Rabbim. Ayet-i Celil'le Sure-i Fussilet 15. ayet. Onlar bilmediler ki onları yoktan yaratan, kendilerine kuvvetli olmak hususunda kuvvet veren, üzerlerine azab-ı ilahiyi gönderen, kadir olan Allah-u Teala onların kuvvetlerinden elbet çok şiddetli hükümlerin sahibi bulunuyordu. Nihayet, dikkat, işin sonuna geldik. Nihayet bir çarşamba günü sabahı buluttan rüzgar esmeye başladı. Rüzgar estikçe şiddetlendi. İkinci günü ağaçları kökünden söküp
havaya fırlatacak kadar şiddeti arttı. Fırtına gittikçe şiddetlendi. Uğultu halinde ese dursun. İçerisindeki soğuk da gittikçe şiddetlendi. Çok şiddetli bir soğuk kavmi sardı. Dev cüsseli insanlar köşklerini, kapılarını kilitlediler. Allah-u Teala onların cümlesini helak etti. Koca kayalar koparıyor rüzgar. Can dayanmayacak soğuk insanları ayakta durmasına imkan vermiyor idi. Sarsar rüzgarı 7 gece 8 gündüz esti. 7. günü gecesi, 8. gününün gündüzü Allah emretti. Rüzgar kumları sürükledi. At kavminin üstüne dağlar gibi biriktirdi. Sonra aynı Allah'ın kudret rüzgarı üstünden kumları kaldırdı. Kavmin helak olan leşlerini denize döktü. Allah-u Teala Sure-i El-Araf 72. ayeti celile. Hudu sallallahu aleyhi ve sellem dinde iman eden müminleri rahmetimizle kurtardık. Bizim ayetlerimizi tekzip eden, yalanlayan At kavminin köklerini kestik. Sure-i Hud 57'ye kadar okumuştuk. 58. ayeti celile. Vaktaki azap emrimiz geldi. Hud'u iman edenleri rahmetimizle kurtardık. Azabı şiddetten nicat verdik. Demek Allah'ın azameti iman etmeyenlere çok büyük bir helak sebebi iken iman edenlere kurtuluş ve nicat sebebidir. Ayet bitmiyor. Rahmetimizle onlara nicat verdik. Dünya hayatında zillet ve rüsva olmak için azabımızın şiddetini gönderdik. Çok şiddetli rüzgar, çok soğuk bir rüzgar gönderdik. Onların ahiretteki azapları ise daha şiddetlidir. Onlar dünyada ahirette yardım da görmezler. 8 gece 7 gün esen azap rüzgarı hiçbir kimseyi bırakmadı. Rabbim Teala Sure-i Zariyat 41-42. ayeti celile At kavminin helak edilmesinde büyük bir ibret vardı. Hani o üzerlerine helak edici rüzgarı gönderdik. Her neye uğradırsa hayvandan, canlıdan, mallardan hiçbir şeyi bırakmayıp hepsini kül gibi göğe savurdu, helak etti. Sure-i Hakka 6-7-8 numaralı ayet. At kavmine gelince kasıp kavuran uğultulu azgın şiddetli bir kasırga ile helak edildiler. Ayet 7 gece 8 gün devamlı olarak onların üzerine musallat etti. Onların köşklerinden kopup yere serilen kof bir hurma kütüğü gibi nasıl ölüp yıkıldıklarını görürsün. Ya Habibim,
Şimdi onun altında bir kanlan eseri görüyor musun? Sonunda Ad kavmi helak olmasında büyük ibret vardır buyuruldu. Şimdi Ad kavminin helak olmasında müminlerin ibret olacağı meselelere gelince, şirk ve küfür, putlara tapmak, Allah'ın azametini bırakmak, unutmak, Allah'ın azabını unutmak, onların helaklarının sebebi oldu. İki, insanlar unutmamalıdır ki, günahın küçüğü de büyüğü de insanların Allah'ın azametinden uzaklaşmaya sebep olur. Üç, sadıkları doğruları yalanlamayın. Peygamberi yalanladılar. Merset gibi iman edenlere kulak asmadılar. Öldürmeye kalktılar. Dört, günahlı işte ısrar insanların helakına sebep olur. Müminler sakın ola şu ayet ve hadislerden ibret alınan, Hud aleyhisselamın kavminin helakından ibret alıp günahlarımızı terk etmemiz lazım gelir. 5. Kim ki Allah için nasihat eder, kim ki hak ve hakikati tebliğ eder, muhakkak onlara uymak lazım gelir. 6. Tövbe istiğfardan geçirmeden, pişmanlık başa gelmeden çirkinlikleri terk etmek lazım gelir. Demek 6 tane ibret alınacak kısa var. Ad kavminin helak olmasına sebep olan ameller. Allah'ın peygamberinden, evliyasından yüz çevirdiler. Ad kavmin Rabbinin ayetlerini inkar ettiler. Rablerini inkar etmekle Hud kavmi, Ad kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar. Hak ve hakikati bildiren Hud aleyhisselama başını yaralayacak, vücuduna eza verecek çeşitli işkenceler yaptılar. 3. Putlara iman ettiler. Ne dünyada puttan ne ahirette bir fayda görmeyecekler. 4. Kendi kuvvetlerine güvendiler. Kendi mallarına güvendiler. Ellerindeki nimetin Allah'tan geldiğini idrak etmediler. Demek ki elimize ne cins nimet geçerse Allah'tan olduğunu idrak etmemiz, Rabbimizin lütfu olduğunu bilmemiz lazım gelir. Çok şımarık, azgın, kendini beğenmiş, kibirli bir kavim oluşu helaklarına sebep oldu. Nefislerine güvenmeleri, nimetleri Allah'tan bilmeyip nefsinden bilmeleri helaklarına sebep oldu. Evet. Hazreti Hud aleyhisselamın mucizeleri, rüzgarı istediği tarafa Allah'ın kudretiyle çevirmesi,
büyük kayaların toprak haline getirilmesi, sonra koyunların tüyleri, yünlerinin ipek haline dönüşü. Bütün bunlar iman için yeterli bir sebep olduğu halde kavmi iman etmediler. Rabbim Teala cümlemizin günahlarını affetsin. Günahlarımızın bağışlanmasını nedamet, pişmanlık nasip etsin. Günahlarımızın bağışlanmasını nasip için nedamet, pişmanlık nasip etsin. Rızkımızı helaldan versin. Günahlardan tiksinmek, Allah'ın rahmetine kavuşmak, muhabbet şevkini Allah cümlemize nasibi müessel etsin. İmanımızı kamil, amelimizi makbul, ömrümüzü bereketli, işlerimizi asan kılsın. Çocuklarımıza şeriatı yaşamaları, hanımlarımıza şeriatı Muhammed'i yaşamaları, evlerimize dirlik düzen nasibi müessel eylesin. Elfel fe selamın aleyke ya Resulallah. Elfel fe selamın aleyke ya Habiballah. Elfel fe selamın aleyke ya emine vahyillah. Subbuhum kuttusun Rabbina ve Rabbil meleketi ve ruh. Ya Hannano, ya Mennan, ya Bedüzzamavati vel Arb, ya Zelcelal ve İkram. Subhane Rabbike Rabbil İzzetem ma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdü Rabbil alemin. Belaların def'i, şerlerin def'i, günahlarımızın affı, Enbiyanın, evliyanın hoşnutluk rızası için, Hakk'ın rızası için El Fatiha ma salavat.